Selamünaleyküm. Selam. Ne güzel yine mehtap gibi doğduk, doğacağız üzerimize. Hakikaten o dolunayı seyrederken kapkaranlık gecede gözlerimize zevk, gönlümüze vahyin nurunu hatırlatıyor. Çünkü vahiy de karanlık ruhları aydınlatan bir menba. Aydan daha öte, ay nasıl bütün dünyayı aydınlatıyorsa, vahiy de aslında arzu edenlerin gönlünü aydınlatacak. Bizler de bu gönüllerimizi vahiy ile aydınlatmak için sizlerle beraberiz değerli kardeşlerim. Medyadaki kardeşlerim, sizler de hoş geldiniz. Hazırımlar, sizler de hoş geldiniz. Hepimiz hazırız Rabbimizi beraber zikretmek için. Evet, duamız, selamın selamet yolunda istikamet üzere yürümek için Rabbimizin şefaatini dileniyoruz. O da bize zaten peşinen maddi manevi birçok şefaatte bulunmuş. Bunun farkına varmayı da bizden istemiştir Cenab-ı Hak. Bizler değerli kardeşlerim, eğer takip ediyorsanız Taha suresi 57. ayeti kerimede kalmıştık. Ondan önceki ayeti kerimelere baktığımız zaman kainat ayetlerine dikkatlerimizi çekiyor. Eğer yeryüzünü bir beşik yapsaydık üstünde ne kalabilirdi? Gök tepenize inseydi ne yapabilirdiniz? Ve sonra yeryüzündeki bahşedilen nimetlere temas ediyor. Yani sahip olduğumuz, olmadığımız, gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz nimetleri dile getiriyor o ayette. Ondan sonra da insanın yaratılışına, neden, hangi özden yaratılışına dikkatleri çekiyor. Neden bunlara arka arkaya dikkatleri çekti dedik? Çünkü karanlık gönüllerin vahiy ile aydınlatması için bir güzergah yapıyor Cenab-ı Hak da, bizler de yaptık bunu elhamdülillah. Şimdi mealimize başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedi. Kim dedi? Firavun. Hani onun hayatını İslam'a davet edecek ya. Ama öncesi çok önemli. Gerçeklere dikkatleri çekerek, kendi varoluşunun sebeplerini, ana maddelerini sayarak vahye başlamak, tebliğe başlamak sanırım daha etkili olur diye Cenab-ı Hakk'ın da böyle bir metodu, uslubu vardır. Ey Musa, şimdi Firavun konuştu. Sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin bize? Özellikle kelimelere basarak söylüyorum. Aslında bunun ucuna bir ünlem işareti koymalı ama soru işareti. Bunun için mi geldin bize diye soru yöneltiyor. Demek ki soru yönelterek düşünmeye zemin hazırlamak, bu da nasıl diyeyim, eğitimde, öğretimde ciddi bir şey olsa gerek, metot olsa gerek. Sor, düşünsün, bulsun cevabını ve sorduktan sonra cevabı sen ver. Çünkü insanlar aklı kullanmayınca akıl atıl kalıyor. Burada da biz böyle bir açılım yaptık. Firavun ve avaneleri, kurmuş oldukları sultayı, bakın kurmuş oldukları sultayı, gücü, otoriteyi, her neyse sahip oldukları her şeyi sihir ve büyülerle gaybı bildiklerini iddia ederek insanları korkutup idare ediyorlar. Her zaman bu böyle. Yani geçmişte Firavun burada anılıyor ama bu Firavun aslında kelimesi bir şahıs ismi de olabilir, bir sistemin ismi de olabilir. Mesela şimdi bizler laik bir sistem içerisinde yaşıyoruz veya demokrasi üzerine hayatımız idare ediliyor. Ama Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri sayılarını şu anda unuttum, bir sürü cumhurbaşkanı ve başbakan geçiyor ve onların mahiyetinde çalışan insanlar sürekli yer değişiyor. İyi bir insanın eline geçerse biraz daha merhametli olabiliyorlar ama kötü ve zalimlerin eline geçerse artık merhamet dilenmek değil, o merhametsizi niye başınıza getirdik diye kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Çünkü güya hani demokrasi var, sizin oylarınızla geliniyor falan filan deniliyor ama bir sürü de dolaplar döndürülüyor güç elinde tutanlar tarafından. Burada da Firavun aynı suçlamayı Hazreti Musa'ya atfediyor. Bakın kendisi sihirle, büyüyle halkı korkutarak ilahlığını, Rablığını orada gerçekleştirmeye çalışıyor insanları korkutarak. Şimdi kendi yaptığı işle Hazreti Musa'yı suçluyor. Ne kadar abes değil mi?
sizin bizzat yapıp bildiğiniz bir şeyle karşınıza gelen bir insanı suçlamak ne kadar büyük bir iftira, yalan. Ama ne yapıyor? Burada demagoji yapıyor. Buna benzer mugalata yapıyor. Mugalata da bizim geçmişte Osmanlıca kullanılan çok güzel bir kelimeydi. Böylece halkın gözlerini boyayarak, kandırarak, aldatarak, vaatlerde bulunarak kendi bulundukları makamı tebaalarıyla beraber korumanın kolektif çalışması içerisindeler. Evet, burada da Firavun aynı suçlamayı Hazreti Musa'ya atfediyor. Oysa kendilerinin yaptıklarının göz boyalıcılık olduğunu zaten bilen sihirbazlar gerçeği anlamış ve iman etmişlerdi o zaman. Çünkü insan yaptığının ne olduğunu bilmez mi? Biliyor, onlar da biliyorlar. Çünkü onlar da sihirbazlar, artık usta olmuşlar. En üst mertebeye gelmişler bu sihirbazlıklarındaki ustalıktan dolayı. Eğer burasının altını çizelim değerli kardeşlerim, inşallah bizim için de güzel bir diyalektik biçimle öğrenmiş oluruz. Gerçekten sihir ve büyüyle bir şeylere kavuşulacak olsaydı, Hazreti Musa sahip olduğu asa ile Firavun ve tebaasının zulmünü hemen def eder, büyüleriyle iman etmelerini kolayca sağlardı. Hani Hazreti Musa'yı sihrinde büyünde yerimize el koymaya geldin diyor ya, kendi yaptığı işle onu suçluyor ya. Ama bu diyalektik, bu cevap hakikaten çok güzel. Eğer Hazreti Musa sahip olduğu asa ile Firavun ve tebaasının zulmünü hemen def eder, büyüleriyle iman etmelerini kolayca sağlardı. Madem elinde böyle bir sihirbaz veya göz boyayıcı sihir marifetini biliyorduysa Hazreti Musa, bunu daha rahat kolaylıkla yapardı. Ve bu kadar zulmede maruz kalmazdı ve bu kadar da iş zorlaşmazdı. Ama yapanlar da bunun böyle olduğunu biliyorlar. Ama halkı uyuttukları için, korkuttukları için, onlar farkına varmasın diye böyle bir sihir ve büyüyle insanları kendilerine uymaya mecbur ediyorlar. Bilgisiz olan insan, hakkı bilmeyen, Allah'ı tanımayan insanlar da güç de onların elinde. Kimileri zulme maruz kalmasın diye, kimileri mevki ve makamlarından olmasın diye, kimileri de işte ne bileyim hayatı yaşayıp gidiyorlar. Yani iki ayaklı gezen nebatat gibi mi, behamiyat gibi mi yaşayıp gidiyorlar. Onları Allah takdir edecek, biz bilmeyiz. Aslında şimdi Hazreti İsa'nın asasına geliyoruz. Onun elindeki asa sihir büyü olsaydı her işi çok daha kolay olacaktı. O asa insanlara sahip oldukları tüm sahte değerleri ellerinden alarak hakikate sarılmaları mesajını vermektedir. Bak, bir asanın gücüne bakın. İlim, yani o asayı biz ilim olarak düşündüğümüzde, diyalektiğimizin ilimle, fikir ve bilgi zenginliğiyle güçlendiğini bildiğimiz ve kullandığımız zaman hakikaten öyle. Ama dediğimiz gibi toplumda korkarak, nemalanarak, yerimden olmayayım, aşımdan olmayayım, fişlenmeyeyim diyerek birçok insanlar bunlara inanmasa da inanmış görüyorlar. Çünkü temiz fıtrat sahte şeylere inanmaz. Ama fıtratın üzerine örtmüşseniz, dünyevileşmişseniz, behaimileşmişseniz, nebatlaşmışsanız her şeye çok daha kolay inanabilir insanlar. Tabii bu mesaj hem mütekebbirler tarafından hem de zulüm ve baskı altında kalıp korkudan başka alternatif düşünmeyenler tarafından öyle kolayca kabul edilecek bir şey değildir. Yani bu açıkladığım şey öyle kolayca kabul edilecek bir şey değil. Sen gel de benim aklıma anlat bunu. Görüyorsunuz dünyadaki saltanatı, gücü, otoriteyi, fikri, her şey ellerinde. Senin bu lafın, ilmin mi sizi bir yerlere getirecek? Fende, bilimde, teknikte, onlar da sen neredesin diyebiliyorlar. Derler, haklılar. Ama bu insanlar zulümle bütün imkanları elde etmişler ve en akıllı insanları da bir şekilde kaçırarak kendi taraflarına çekip kendi taraflarında kullanmışlar. Ki İslam tarihini okuduğumuz zaman bilimde, keşifte en büyük şeyleri, icatları eden hep İslam alemi insanlar. Siz onlara profesör diyemeyebilirsiniz, akademisyen demeyebilirsiniz ama onlar
profesyonelden de profesyonel akademisyenlerden de daha büyük akademisyenler, tıp bilimini de, doğa bilimini de, astronomi bilimini de hepsini güzel ışıklar tutmuşlar. Tabii şimdi biz bunları onları sayacak olursak elbette ki zamanımız kifayet etmez. Ama arzu eden İslam alemindeki bilim ve keşif sahibi insanların hayatına bakar. Dolayısıyla ve bunları görür, biz niye bu hale geldik diye üzülür. Ben üzülmüyorum maalesef. Biz çünkü kendimizi bildiğimizden beri hala Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz Mehtapcığım. Hala. Çünkü bunu anlamaya çalışırken de o kadar zordayız ki, o kadar içinden çıkmaz haldeyiz ki, Arapça bilenler de bunu yanıltıyor. Mealler bizi çok yanılttı. Biz de zaten Arapça bilmiyoruz değil mi? Meallerle yola çıkıp onların verileriyle Allah dilerse, ol dedirse olur diyoruz. Ve boynumuzu büküp olmayacak şeylere inanır olmuşuz. Hatta dün çok güzel bir kardeşimiz misafir geldi. Onlarla bayağı diyalog yaptık. Dedim ki abi, gerçekten bazen o kadar çok düşünüyorum ki kendimi bildiğimden beri üzerimizde oynanan oyunları, bidat ve hurafeleri, şirkle uğraşmaktan artık bütün ayetleri hafızaya yazmışım. Çünkü bizi yerden yere vuran, din adına ortaya atılan bidat, hurafe ve şirk terimleridir. Bazen düşünüyorum, Allah'ım daha kafamda ne kadar çerçöp var, nasıl temizleyeceğim? Hangi o çerçöpten kurtulup da hakikat tohumunu ekeceğim ki yeşersin, boy versin, ürüne dönsün diye. Bu sıkıntıları yaşıyoruz ama niyetimiz samimi. Doğruyu bulmak için de aramak zorunda olduğumuzu da gene Rabbimiz bize emrediyor. Ama neyle, okuduğumuz meallerle mi? Maalesef işte bugünlere böyle geldik. Maalesef diyoruz. İnşallah zararın neresinden dönersek kârdayız kardeşlerim. Evet, ne olursan ol, sen istersen alleme-i cihan ol. Ya senin lafla lafını çürütürler, demagojilerle, kavramlarla, ya da seni yok eder sustururlar veyahut da yok edemediklerini, çok dahi gördüklerini yanlarına çekerek kendi icatları, kendi mucitleriymiş gibi kendilerine mal ederler. Çünkü adavet ve gerekçeler de hep onların elinde, güç de onların elinde, medya da onların elinde ve bunlar yıllarca evvel 4 tane mühendisimizi kaçırarak uçaktan düştü, pozu verilerek yok edildi. Hasan Mezarcı neydi? Gene sistemin bir insanıydı. Onu da böyle faili meçhulde yok. Nice binlerce biraz sağduyuşu, görüşü fazla olan insanları hemen faili meçhullerle yok edebiliyorlar. Sansür de ellerinde ama medya da ellerinde, ya sansürlerler ya kötülerler veya işte kendi yaptıklarının üzerine daha böyle nasıl diyelim demagojik laflarla, edebiyatlarla konuşurlar ve inandırmaya çalışırlar. Bilmeyenler de zaten inanıyor. Evet, zulüm ve baskı altında kalıp korkudan başka alternatif düşünmeyenler tarafından öyle kolayca kabul edilecek bir şey değildir. Çünkü iman bir basiret ve yürek işidir. Bu cümlelerimizde bu cümleyle altını çizerek inşallah yerleştirelim gönüllerimize. İnsanlar düşünseler, şu kainat ayetlerinin yanında asa ne ki? Hani mucize istiyorlar ya. Bir daha dikkatleri çekeyim. Çok konuşuyoruz biz bunu. Uyanan kardeşlerimizle beraber çok dillendiriyoruz. Kur'an'da bize mucize diye anlatılan hiçbir kelime yoktur. Ayet diye geçer ama bizim insanlarımız hep mucize diye meallendirmişler maalesef. Biz de diyoruz ki Allah dilerse olurdu diyorduk. Hep inanıyorduk. Elhamdülillah şimdi daha çok çalışmalarımızla gerçeği inşallah bulmuşuzdur. Ve o gerçeği yaşamaya da üzeri örtülmüş, yalanlanmışların ayetlerin de üzerine inşallah böylece açacağız. Sen kim oluyorsun, sen nesin diyenler olsa bile, bu kadar alimler, bu kadar insanlar, bu kadar işte yıllarca eğitim görenler bilmiyor da sen mi biliyorsun diye sizi de bu defa öyle sustururlar. Ama inşallah biz doğruluğundan emin olduğumuz hususlarda susmayacağız. Allah hiçbir asaya ve gerekçeye ihtiyaç hissetmeden her şeyi ol emriyle meydana getirir. Ama nasıl bir süreçte? Süreçsiz hiçbir şey olmuyor kainatta. Bizim yaratılışımızdan tut, kainatın yaratılışına kadar. Her şey evre evre tamamlanıyor. Bir tane ayet söyleyeceğim.
biz gök kubbeyde yedi evrelerde var ettik, bazen altı evrelerde var ettik diyor falan filan. Evet, Allah böyle oğul emrini meydana getirir. Bunu takdir etmeyenler neyi görürse görsünler yine iman etmezler. Burada çok önemli ayetler var. Klimada çalışınca böyle oluyor işte. Ama işte böyle inşallah doğruya ereyiz. Evet, yine iman etmezler. Onların körlüğünü birçok ayetlerde şöyle açıklıyor. Mesela 6. surenin 111. ayeti kerimesinde bunu çok güzel dile getirmiş. Mealen, eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah, onlar dilemedikçe iman etmezler. Onlar dilemedikçe, Allah da dilemedikleri için dilemez. İman, inanacak değillerdir. Fakat çokları bunu bilmezler. Yani inkarlarının sebebini kendinde değil, Allah'ta bulurlar. Allah'a aman ederler. Allah nasip etmedi, ne yapalım? Bugünün toplumun adı Müslüman olanların çoğu yapmadıkları güzel bir işi Allah'a iftira ederek söylüyorlar. Allah nasip etmedi, biz ne yapalım? Bakın, biz her Kur'an okuduğumuzda sadakallahu aleyhi azim, Allah doğru söyledir diyoruz. Sonra bu sözlerimizi doğru söyleyen Allah'ı yalanlamış oluyoruz maalesef. 15. surenin bir ayet-i kerimesini daha okuyacağım. Çünkü bunlar bu sihire, büyüye kafayı takanlar için çok çok önemli mesajları içermekte kardeşlerim. 15. Arasını koymuştum ama nereye gitti canım benim. Şimdi ezberimizde olsa da meallerden okumak biraz daha sağlıklı oluyor. Çünkü unutabiliyoruz, eksik anlatabiliyoruz. Orada da mealen şöyle belirtiyor. 15. surenin 14 ve kaçıncı ayetiydi? 15. ayeti. Ne kadar sayfalar birbirinden ayrılıyor. Mealen şöyle belirtiyor. Gene bu ne söylersen söyle bunlar iman etmezler dedi. 6. surenin 111. ayeti kelimesini okuduk ya. Bu da farklı bir boyutuyla anlatıyor iman etmeyeceklerin körlüklerini. Onlara gökten kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de gözlerimiz büyülendi, boyandı. Daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler. İnkarın ne kadar gözlerini, gönüllerini kararttığını görüyoruz değil mi bu ayetlerde? Böyle bir şey var mı? Bırakın asadaki mucizeyi, sihri, koca kainattaki ayetleri görmeyen insanlara ne söyleyebilirsin? Bırak onları yesin içsin, eğlensinler diyor ayeti kerimede. Sonra dönecekleri yer çok muhteşem olacak. İnkar edenlerin düşeceği yerde çok elim azaplarla buluşacaklar. Ve bunları da Cenab-ı Hak hayattayken arka arkaya ayetlerle anlatır ki insanlar iman etsinler diye. Peki biz şimdi deminden beri 5-6 dakikadır konuşuyoruz. Kaç kişi iman etti? Hazreti İsa'nın ayetlerini gördü, Hazreti Musa'nın ayetlerini gördü ve Kur'an denilen bir mucizeyi görmeyen var mı? Ama Kur'an'da tarif ettikleri için, gözleri kör olduğu için gene iman etmiyorlar. Yani hak nezdindeki imana kavuşamıyorlar. Yoksa herkesin bir imanı var. Allahsız kimse yok. Yahudinin de, Hristiyan'ın da, Mecusi'nin de, ne bileyim bütün din erbaplarının da hiç kimsenin Allah'ı inkar etmediğini ve hepsinin de kendine ait dinlerinin olduğunu iddia ediyor Kur'an-ı Kerim. Hepsinin dini var. Ama bu hak din değil, kendi uydurdukları dindir. 58. ayet-i kerimeye geldik. Şimdi biz de sana onun gibi bir sihir yapacağız. Şimdi sen kendinle bizim aramızda bir buluşma yeri ve vakti tayin et ki ne senin ne bizim caymayacağımız düz geniş bir yer olsun dedi. Bu sözü kim söylüyor? Firavun. Kime karşı? Hazreti Musa'ya karşı. Biz de sana onun sihrin gibi bir sihir yapacağız. Asa'yı öyle dediler ya.
Musa da tabi parantez içerisinde, burada isimler geçmiyor kardeşlerim. Bazen parantezi okumayınca anlamıyoruz. Anlamadığımız için de biz de okuyoruz. Tabi güzel kardeşlerimiz meal yaparken ilave olunan kelimeleri açık renkte parantez içerisinde veriyorlar. Bunu da bilirsen tabi ki ayırt edersin. Bilmezsen yine ayetin kendi mealiymiş gibi okur geçersin. Onun için de bunları açıklamada ihtiyaç duyuyorum. Tabi her mealde böyle parantez ve açık renkle gösterilmiyorum maalesef. Musa da sizinle karşılaşma zamanımız dedi. Ziynet günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Şu iki kelime çok önemli. Ziynet günü. Ziynet günü nedir? İnsanın bayram günleridir. Bütün herkes bütün ihtişamıyla giyerler ve bayramlaşırlar. Kuşluk vakti ne demektir? Artık yeryüzünün aydınlandığı ve her şeyin açık seçik görüldüğü bir zaman. Bayram namazı da bu dönemde kılınıyor mu? İşte tabii ki bunlar bizim aklımıza gelince tefsir ediyoruz. Böyle bir zaman diliminde buluşalım diyor. Evet, Hazreti Musa söylüyor, ne kadar zeki, ne kadar dahi bir buluş. Firavun da güya kendince ona şey yapacak ya, trip atacak ya, sen belirle. Bunun üzerine Firavun arkasını dönüp gitti. Şimdi önce Musa ile böyle bir görüşmesi var, sonra arkasını dönüp gitti. Bütün hilesini toplayıp bilahire geldi. Bakın nasıl hesaplı kitaplı bir çalışma. Önce özel bir buluşma, sonradan onu konuşturduktan sonra çekip gitme, günü ona belirtiyor ki ona göre hazırlık yapsın. Allah'ın keyiflerini basırına nasıl çevireceğini bilmeyen insanlar kendince gidecek, en büyük güç toplayacak. Çünkü onlar güce tapan insanlar, çoğunluğa tapan insanlar. Dönüp gitti Firavun, bütün hilesini toplayıp bilahare geldi. O belirlenen gün neydi? Ziynet günü, bayram günü. Ne zamandı? Kuşluk vaktiydi. Bunları da açıkladık. Hazreti Musa onlara dedi, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan düzmeyin. Bakın karşısındaki insanları artık sihirbazlar mı kimlerse, Firavun tahtındadır mutlaka. Artık şu futbol zamanlarında seyirciler şeyde oturur ya, karşıda oyuncular da sahadadır ya. E şimdi bunlar tribünlerde oyunu gözleyecekler, alkış tutacaklar. Kim kazanacak, kim kaybedecek, kim kupa alacak, kim elenecek. O gerçekten maç saatleri ne kadar dehşetli, ne kadar heyecan verici. Bazen bizim evde maç seyredenler var. Birisi kendi tarafı gol atıyor demek, bir bağırıyor, bir hopluyorlar, neredeyse apartman sallanacak. Sen tribünlerde oturuyorsun, ne kupa alacaksın, ne takdir alacaksın, seyircisin. Ama taraf tutuyor ya, bir taraf tutmak bile onları heyecandan yerlerinden zıplatıyorlar. Müminde böyle bir şey olur mu? Müminin tarafı haktan yanadır ve bağırmakla, çağırmakla taraf tutulmaz diye düşündük. Yazıklar olsun size, Allah'a karşı yalan düzmeyin, sonra azap ile sizin kökünüzü kurutur. Görüyor musunuz? Ne kadar açık sözler. Allah'a karşı yalan uyduran herkes muhakkak hüsrana uğramıştır. Yani sizin bu sihirciliğiniz, büyücülüğünüz, falcılığınız, kahinciliğiniz hepsi düzmece, hepsi aldatmaca ve bunları da Allah adına söylerken Allah'a iftira ediyorsunuz, Allah'a yalan atıyorsunuz. Allah'a iftira eden, yalan atan hiçbir sermayesi elinde kalmaz, hüsrandadır diyor. Hüsran her şeyi kaybetmiş manasına geliyor. Başka ayetlerde de zalimlerdir diyor. Allah'a yalan atan, iftira edenden daha zalim kim vardır diyor. O kadar çok ayetler ezberlemişim ki Mehtap'cığım, değerli izleyicilerim. Yani bunları ezberle, içselleştir ve sonradan da bu safsatalara inan, inan. Hatta böyle bir ayet geldiği zaman bir anımı bir daha anlatacağım. Örnek olsun diye anlatacağım. Bizim sürekli tefsir derslerimize gelen bir kardeşimizin çocuğu kafayı yedi. Ve doktorlar onu bizim buradaki Elazığ'a göndermek istiyorlar. Ana yüreği oraya giderse daha kötü olur diyor ama hiçbir şey düzeltemedi. Borç aldı, harç aldı, bunu okuyuculara götürdü, üfürükçülere götürdü. Bana diyor, sen inanmazsın zaten. Sürekli beni böyle ikaz ediyor. Siz de inanmazsınız, ben gözümle gördüm. İşte şöyle oldu, işte böyle oldu.
Şimdi biraz da beni de şey yapmak istedi. Yeşiltepe'de böyle bir okuyucu adam varmış. Ben o günün şeyiyle bunu aldım, Yeşilyurt'a götürdüm. Gerçekten bir kanepe, bir rahle, duvar tarafında hoca oturuyor. Önde de işte büyü yapılacak kimse oturuyor. Ben de orada oturdum, hep takip ettim adamı. Adam eline bir kitap açtı. Birkaç esmadan isimler söyledi falan filan, bir şeyler söyledi. Sonradan bir kağıt yazılı verdi, dedi bunu götür. Birini çocuğun omzuna as, birini de ez, suyunu içir. Ve çocuk iyileşti mi? Hayır, daha beter oldu. Ama denize düşmüş yılana sarılıyor kadın. Bendeki o inançsızlığı eğer tedavi etmediyse o da hasta. Yani kendinin önüne düşmüşüm, inanmadığım şeye gitmişim ki bir gerçeği göstereyim diye. Ama o hala buna devam ediyorsa onun da aklından, yani veyahut da evlat acısı aklını köreltmiş diye demekten başka bir şey bilemiyorum. Çünkü dersimizde en güzel çalışan bayan da o idi. Açardı Google'u, kaynaklarıyla gelir bize tefsir dersinde verdiğimiz ayetleri çalışıp anlatırdı. Ama kapı orada işte işlemez hale gelmiş. Derken, parantez yine, sihirbazlar aralarında işlerini çekişe çekişe görüştüler. Firavun dedi ya, tebaasını toplayıp gelecek. Şimdi meydandalar ama kendi aralarında fiskos var. Çünkü Hazreti Musa, Harun'la burada, sihirbazlar burada, Firavun tribünlerde en önde diyelim, en görünür yerde. İşlerini çekişe çekişe görüştürdüler. Sen kazanacaksın, ben kazanacağım. Onu kaybettireceğiz, biz kazanacağız diyelim, yorum yapıyoruz. Sonra gizlice müşavere ettiler. Gizli bakın. Çünkü duyulursa bunlar daha buradayken çekişiyor diyecekler. Milletin gönlüne şüphe girecek. Ama gizlice yapıyorlar bu işi. Nasıl yapalım, nasıl edelim, nasıl Musa'yı alt edelim, biz nasıl kazanalım gibisinden gizlice müşavere ettiler. Bakın burada da müşavere var. Her önemli ciddi işlerde mutlaka müşavere yapılır. Akıllı insanlar bunu yapar. İster müsbet anlamda olsun, ister menfi anlamda. Bunlar da bu anlamda müşavere yapıyorlar. Mekke'nin müşrikleri müşavereyi en çok yapan insanlar. Özellikle Hazreti Muhammed'i öldürmek için bile bir araya gelip müşavere, istişare yaptılar. Ve ondan sonra karar verdiler. Öyle bir karar verdiler ki bir kişi öldürse bir kavmi yok eder şey diye, Haşimoğulları. Sonra her kavimden bir kişiyi seçerek and içtiler. Sonra bir kişiyi de kurban seçtiler. Hazreti Muhammed'i öldürmeye gönderdiler. İşte böyle. İstişarenin bu kadar yaptırım gücü var kardeşlerim. Dediler ki bunlar başka değil. Herhalde ki sihirbazdır. Şimdi bunu sihirbazlar konuşuyor. Hazreti Musa ile Harun'u söylüyor, kastediyor. Sihirbazdır ki sizi büyüleriyle yerinizden çıkarmak, en şerefli ve en üstün olan dininizi gidermek istiyorlar. Bu da mutlaka başlarındaki amirleridir. Hani maçta da söyledik ya, onları idare edenler var. İşte bazen saha dışı çıktın der, bazen pes eder falan ya. Bunlar da böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Evet, kim için söylüyor? Bu ikisi sihirbazdır ki sizi büyüleriyle, Hazreti Musa ile Harun büyüleriyle yerinizden çıkarmak, en şerefli ve en üstün olan dininizi gidermek istiyorlar. Kendi dinleri de böyle, bu kadar üstün. Onun için bütün tuzaklarını bir araya toplayın. Bu da işte amirleri söylüyor. Ya da Firavun aralarında, türbüne sonradan çıkacak diyelim. Firavun'un akil adamları yok mu? Var. Çünkü her sistemin başına akil adamı getirirler. Tecrübeli, deneyimli, diyalekli, güçlü olan insanları getirirler. Biz de böyle yorum yapıyoruz. Onun için bütün tuzaklarını bir araya toplayın. Bütün tuzaklarınızı bir araya toplayın diyor. Bugün yenilmek yok. Musa'yı yeneceksiniz muhakkak. Sonra saf halinde birden gelin, hücum edin. Bugün galip olan kimse muhakkak umduğuna erişmiştir. Bu da işte Firavun veya tebalarının vaatleri sihirbazcılara. Dediler ey Musa, asanı ya sen at ilkin, ya önce atan kişiler biz olalım. Bak Firavun hangi gün buluşalım dedi. Hazreti Musa bayram günü ve kuşluk vakti dedi. Burada da şimdi meydanlardalar.
ne diyorlar? Ya sen at, ya toleranslı davranıyorlar. Yahut önce tam kişiler biz olalım. Yani bu kadar kendilerinden emin ve meydan okuyorlar. İstersen at, ister biz atalım, hiçbir şey değişmez. Yani biz sonuçta kazanacağız iddiası geliyor benim aklıma. Musa dedi, hayır siz atın. Bir de ne görsün, onların ipleri, değnekleri, sihirleri yüzünden kendisine hakikat koşuyormuş hayalini verdi. Bakın, Hazreti Musa bile bir anda irkiliyor. Hüsranı bilmiyor mu Hazreti Musa? İşte burada görüntünün ve sözün ne kadar insanı etkilediğini de vurgulamak istiyor. Söz büyüdür denmiyor mu arkadaşlar, kardeşlerim? Gerçekten size birisi ay çok sararmışsın, hastasınız dediği zaman yok hayır iyiyim desem bile bir bakıyorsunuz onun etkisi altında kalmış oluyorsunuz. Ve bu sefer yok hasta değilim, biraz çok yorgunum falan filan oluyor. Yani sözün bu kadar etkili olduğunu söylemek için kısa bu misalleri verdim. Hayır siz atın, bir de ne görsün onların ipleri ve değnekleri, sihirleri yüzünden kendisine hakikat koşuyormuş hayalini verdi diyor. Bak hayal diyor, gene de gerçek demiyor. Yani Hazreti Musa'ya da böyle bir hayal geldi. 58. ayetten 60. ayetler Hazreti Musa'nın Firavun'la buluştuğu diyalektiği, bu iki tarafın da hamlelerini, attığı çok dikkatli hesaplanmış muazzam bir karşılaşmanın ilk sahnesi. İlk sahnedeyiz daha. Bu karşılaşma sadece Hazreti Musa ve Firavun karşılaşması değil. Bu karşılaşma devlet erkanında hazır bulunduğu bir meydan ve Hazreti Musa'yı kamuoyunun önünde suçlayarak ezip kendi yüceliğini, gücünü sergilemesine dayalıydı. Firavun'un hesabı bu. Düşünsenize, bir rüya görüp binlerce çocuğu öldürüp sonra sarayda büyüyen Musa'yı hem de toplum nezdindeki itibarını sıfırlayarak yok etmenin heyecanı içerisindeler. Burada da çok önemli ayetler var ama ayet numaralarını vereceğim kardeşlerim, süreç doluyor. 7-111-114. ayeti kerimesinde gene bu sahnelerin diyaloğu ele alınmış. Onu mağlup edecek, evet, Hazreti Musa'yı mağlup etmek için büyücüleri ve akil adamlarıyla gizli gizli birleşerek, tuzaklar kurarak hazırlıklarını yaparlar ve yaptılar ve meydanda buluştular. Sonra birlik halinde yarışma meydanına çıkacaklardı. Birlik halinde diyor ya, şimdi bazen bakarsınız bazı şeylerde, etkinliklerde muazzam bir kalabalık olur. Mesela devletin başbakanı geliyor. En geniş alan, en ışıklandırmış, en sesi kuvvetli olan mikrofonlar hazırlanmış, başbakan gelecek. Havaalanına kadar gidilip kırmızı halılar serilir, dinlenme odasına alınır. En muhteşem karşılanmalar yapılır burada. Halk birbirine girerek o meydanları doldurur ki onu görsünler. Ama bu meydanlarda herkes sevdiği için gelmez. Kimi ona tuzak kurmak için, kimi nefret ettiği için, lanet okumak için. Onun için hep böyle şeyleri, zirve yerleri, tribünler ve silahlı silahşörler yerleştirirler ki gelen öldürülmesin diye. Ama dikkat edersek büyük adamların çoğu sahnelerde konuştuğu yerde öldürülüyor. Amerika'nın başbakanı Kennedy, Ali Şeriati, Seyit Kutup, gerçi onu zindandan çıkardı, öldürdüler denilmesi. Yani birçok okuduklarım aklımda kalmadı. Hep meydan konuşmaları yaparken öldürüyorlar. Turgut Özal'ı da tam konuşma yaptığı yerde silahı sıktılar ama Allah'ın verdiği canı kimse alamaz dedi Turgut Özal. Bu da güzel bir şeydi. İyi ki aklımıza geliyor. Hazreti Musa ile kardeşi Harun, Firavun'un ihtişamla çıkmaları psikolojik olarak ister istemez etki edecekti. Fakat Allah'ın onları toplum içerisinde nasıl perişan edip mağlup olacaklarını hiç düşünmez onlar.
düşünmezler tabii. Çünkü akılları küt, Allah'ı tanımıyor ki, gücünü bilmiyor ki. Kendi ilah, kendi ilah olan başka bir ilaha boyun eğer mi? Niye böyle yaparlar? Çünkü onlar güçlerini sultalarından, silahlarından ve etrafındakilerin ne amaçla bulunduğunu bilmediklerinden, bilmeyen çoğunluktan alırlar. Şimdi meydanlarda oluyor, anlattım, tekrara girmeyeyim. Gerçekten hepsi sizi severek, alkışlayarak mı geliyor? Kimi nefret ederek, böyle dualar ederek. Onun için en keskin yerleri, keskin nişancıları yerleştiriyorlar. Evet, muhteşem bir karşılaşma günü. Firavun ve adamları bir safta, Hazreti Musa ve Harun bir safta. Sarayın sihirbazları toplanmışlar, aralarında gene istişare ediyorlar. Bugün Musa'ya üstün gelmezlerse, bulundukları mevkilerini kaybedeceklerini ve dolayısıyla durumlarının çok kötü olacağını da biliyorlardı. Onun için bütün maharetlerini ortaya koyacaklar. Onlar için bugün dönüm noktasıydı. Bunun için çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Seyircilerin görüşünü engellemeyecek bir saha. Gerçekten o top sahalarını inanılmaz yani anlatılmaz yaşanır denir ya. Bir gün bir köyden şehre giriyorum. Aman Allah'ım, gündüz müyüm, gündüzde miyim dedim. Meğerse top sahası öylesine ışıklandırılmış ki etrafındaki karanlığı, geceyi görmek mümkün değil. Tabii uzaklaşınca görürsün, bu da ayrı bir yaşadığım bir şey. Heyecanla hangi tarafın kazanacağı bekleniyor. Tüm hazırlıklar tamam. İlk atışı kimi yapacağı kararlaştırılıyor. Hazreti Musa dedi, isterseniz siz atın. Hazreti Musa onların atmasını gene öneriyor ve onlar da kendilerinden emin bütün hünerlerini ortaya koyuyorlar. Öylesine göz boyacı maharetler ortaya atıyorlar ki onlar bir anda Hazreti Musa'ya bile hakikatmiş gibi hayalini veriyor. Bakın iki sefer Hazreti Musa'ya böyle bir endişe geldi. Beşeriz. Bundan da beri değiliz. 63. ayet-i kerimede mealen şöyle: Firavun'un paranoya düşünceleri nedeniyle korkuya kapılmış. Şimdi korkunun sebebini biliyor. Paranoya düşmüş Firavun. Yani ne yapacağı belli olmaz. Korkuya kapılmış ve ta baştan beri sınıflandırdığı halkın kimilerini nemalandırarak, kimilerini süründürerek, kimilerini öldürerek bulunduğu makamı korumanın acımasız savaşını veriyordu. İşte paranoya. Bu paranoya kelimesini çok kullanıyoruz günümüzde. Allah ise güçsüz, çaresizleri o yerlere varis kılmak istiyordu. Bu çok muhteşem bir müjde. Ama bu müjdenin içerisini doldurmak da tabii ki bizlere düşüyor. Burada da birkaç ayeti kerime okuyacağım kardeşlerim. 22. surenin 55. ayeti kerimesi: Allah sizi yeryüzüne varis kılmak istiyordu deniyor. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Ama siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah onları giderip sizi onların yerine varis kılmak istiyordu deniliyor ayeti kerimede. Onu zaten dilimin döndüğü kadar anlattım kardeşlerim. 28. surenin 5. ayeti kerimesinde de buna benzer bir müjde var. Orada da mealen şöyle belirtiyor: Biz ise o yerlerde güçsüz düşenlere değil. Çünkü insan düştüğü yerden kalkacak ama siz gönüllü köleyseniz, prangalara vurulmuşsanız, gönüllü köleleri hak getire zaten yola gelmezler. Köle ruhlular. Ne yüklenirse onu yaparlar, ne isterlerse onu elde etmek için mücadele verirler. Bunları da böyle bir açıklama yapıyoruz. Onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyordu. Yani bu mücadelede Allah'ın vaadi sizi bu noktaya getirmek, sizin emeğinizle, çabanızla olmasını istiyordu. Çünkü emek verilmeyen bir şeyin kıymeti bilinmiyor kardeşler. Ve Resullerin şahsında da hep buna benzer ayetlerle Allah'ın gücü her şeye yetmez. Niye ol demiyor? Niye biz ta Osmanlı çökmeden evvelden beri böyle şuur altlarımız işgale uğradı, sonra dünyevileştirildi, sonra sekülerleştirildi,
kim tarafından? Elbette ki gücü ellerinde tutanlar tarafından, çeşitli oyunlarla insanlar böyle Allah'ı unutmasa da ahirete hesabı unutmuş gibi yaşıyorlar. Dolayısıyla o gün çok dehşetli bir gün olacak. Hazine aklın, hazine kitabın varken sen nasıl bu hale gelirsin? Gücün yetmediği şeyi Allah senden, kimseden sormaz ama sen gücünü hiç denedin mi? Dünyada istediğin şey için bütün gücünü, enerjini, imkanlarını ortaya koyarken, gücün yetmediği zaman yan güçlerden destek almak isterken, peki dinin ve Rabbin senin için bundan daha önemli olması gerekmez miydi diye soru sorduğunda, emin olun çoğumuz sınıfta kalırız gibi geliyoruz. Diyorum ki iyi ki Allah'ım merhametin var, iyi ki Allah'ım tövbe kapısını bize açık bırakmışsın. Çünkü bundan sonra okuyacağımız ayetler bir verilen mühletten bahsediliyor. Eğer o mühleti Allah vermese istediği anda yakalar ve yok eder. Hem de gözümüzde en ibret olacak şekilde yapar. Ama insanlar bundan ibret almazlar. Hiç ibret almazlar. Ve nitekim daha Osmanlı'nın yıkılmadan önceden beri az mı afetler, belalar yaşanıyor? Hadi Kur'an'daki kıssaları bir kenara bırakalım. Az mı depremler, az mı bombalar, az mı kimyasallar, az mı yurdundan, vatanından, evinden sürülüp de ekmeğe muhtaç bırakılanlar, doktoru bulamayanlar, ilaç bulamayanlar, kim bilmiyor bunları? Kim yapıyor bunlara bunu? Zalimler. Ve o zalimlerin yaptığını görmeyecek kadar kör insanlar, zalimleşenler, Allah'ın gücü yetmiyor mu? Niye onları kahretmiyor? Diyerek gene suçu Allah'a atabiliyorlar maalesef. Evet, onun için Musa içinde bir nevi korku hissetti. Demin hayaldi, şimdi korku hissetti. Biz korkma dedik. Çünkü üstün gelecek muhakkak haktır. Sensin sen. Bunlar gene ayet devam ediyor. 69. ayet okuyacağım. Elindekini bırakıver. Bu onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların sanat diye ortaya atıldıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Daha ne kadar açıklasın Allah ya? Büyücü ise nerede olsa asla iflah olmaz. Asla iflah olmaz. Ve bundan sonra çok uzayacağı benziyor mu? Bırakayım herhalde. Çok zamanlarınızı almamaktan değil. Hakikaten çok yoğun işleri olan insanlar, bir de dinleme kapasitemiz hakikaten daralıyor. Bir de sadece biz de dinlenen insanlar değiliz. Medyada o kadar çok dinleyince kulak vermemiz gereken yerler var ki biz acil ve daha devam ettiğimizi öne alırız. Diğerlerinde zaten medya kaydediyor. İsteyen istediği zaman izleyebilir, dinleyebilir. Ki bunu ben bizzat yapıyorum Mehtapcığım. Çoğu benden kaçıyor. Şimdi şu anda kaç program var? Ve Allah razı olsun link atıyorlar bize. WhatsApp'ı açıyoruz. İnternet de istemiyor. İndirilmiş WhatsApp'tan. Ben bulaşık yıkarken, kimse yoksa tabii ki, yemek yaparken, hatta elektrik süpürgesi kullandığımda duymuyorum diye kulaklık takarken dinlemeye çalışıyorum. Çünkü Kur'an okunduğu zaman susun dinleyin ki merhamet olmuşsunuz diyor Araf suresi 200. ayet-i kerimede ya da 204. Biz de onun için bu hak sözleri ama basiretli, dikkatle, antenlerimizi açarak, hakikat bilgisine sahip olarak dinleyip inşallah doğrusunu almaya çalışıyoruz. Kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim. İnşallah zikrimizden Rabbimiz razı olur ve bereketlendirir zikrimizi.